Bir su birikintisinin üzerinden atladığınızda, bir ağaca tırmandığınızda ya da basketbol oynadığınızda şu anki robotların yapamadıkları şeyleri yapmış oluyor ve böylece binlerce bilim insanı, şirket, hatta hükümetlerin bile henüz beceremediği bir şeyi başarmış oluyorsunuz. Sizin ya da benim için hareket etmek son derece basit, öyle değil mi? Ama bir robotun hareketlerini kontrol edebilmesi gerçekten de göründüğünden çok daha zor bir şey. İnsanların sahip olduğu motor kontrolünü robotlara aktarmanın bir yolunu bulabilirsek, itfaiyecilik, astronotluk ya da Fukushima nükleer reaktöründen geriye kalanları temizlemek gibi tehlikeli işlerde artık insanların çalışmasına gerek kalmayabilir. Eğer buradaki matkabı almak istersem gider ve alırım, öyle değil mi? Yani bunu yapmak için düşünmeme bile gerek yok. Peki bu neden böyle, merak ediyor musunuz? Beynim bilinçaltı düzeyde, yani haberim olmadan yapmak istediğim şeyi yapabilmemi sağlayan bu karmaşık hesaplamalar için milyonlarca beyin hücremi çalıştırıyor da ondan. Matkabı almak istediğimde beynimin %30 ila 50'lik kapasitesi benim haberim bile olmadan gözlerimden gelen sinyalleri değerlendirir. Beynimin ön kısmında bu sefer bilinçli olarak kolumu matkaba doğru uzatmak, matkaba dokunmak, kavramak ve matkabı vücuduma doğru getirmek için bir plan geliştiririm. Beynim bu çok da açık olmayan komutları ilk olarak premotor kortekste, temel motor planlara, sonra da motor kortekste daha belirli kas talimatlarına dönüştürür. Son olarak da beyinciğimde beyin sapından kaslarıma doğru gönderilen tüm aktivasyon talimatlarını harika bir şekilde koordine eder. İlk adımı attığımda beynim planladığı şey ile o an gerçekleşmekte olan şeyleri duyularım aracılığıyla karşılaştırıp bilincim dışında olsa bile planı duruma adapte etmeye devam eder. Çok kolaymış gibi görünse de robotların bu karmaşık görevleri yerine getirmenin neden bu kadar zor olduğunu şimdi anladınız mı? Bu bir motoru kontrol etmeye benzemez. Tüm motorlar için bir plan geliştirip kusursuz bir koordinasyon sağlamalısınız. Tekerlekleri ya da yürüyen bantları olan robotlar için denge çok büyük bir problem değildir. Ama bir merdivenle karşılaştıklarında görevleri daha başlamadan sonlanır. İşte bu yüzden iki ayağı ya da bacağı olan robotlar üzerinde çalışıyoruz. Bu robotları kontrol etmek daha zor olsa da insanlar için yapılmış ortamlarda daha iyi performans gösterirler, yani dünyamıza daha uyumludurlar. Karşınızda Boston Dynamics'in ürettiği Atlas robotu var. Bu robot MIT takımı tarafından 2013 DARPA robotik görevinde kullanıldı. Ona Helios diyebilirsiniz. MIT Helios'un beynini geliştirmek için gerçekten de çok sıkı çalışıyor. Bu bir sürü algoritma yazmayı gerektiren zor ve komplike bir iş. Her bir algoritma Helios'un sensör verilerini kullanarak 36 eklem ve motorunu kullanabilmesi için gerekli adımlardan oluşuyor. Beyni ve bahsettiğim algoritmalar olmadan Helios çok pahalı ve 150 kiloluk bir metal yığınından başka bir şey değil. MIT, Helios'un engebeli arazide yürüyebilmesi için algoritmalar geliştirmeye çalışıyor. Şu anda bir operatörün Helios'a wireless bir bilgisayar aracılığıyla komut göndermesi gerekiyor. Operatör, Helios'tan gelen sensör verilerini inceleyerek Helios'un hangi basit hareketleri yapması gerektiğine karar veriyor. Bu aynen frontal lobun beynin arkasından gelen görsel girdiği inceleyerek motor sisteminin yerine getirmesi için planlar üretmesine benziyor. Helios'un operatörü onun yerine karar veriyor ama komut Helios'a gönderildikten sonra onu yerine getirmek Helios'a kalıyor. Bu yüzden de Helios'un beyni hibrit bir beyin, yani yarı insan, yarı bilgisayar. Sizce bu operatöre neden ihtiyaç duyuyor olabiliriz? Motor kontrol zordur ama motor planlamasının yanında bir hiç olduğunu söyleyebilirim. Ortamınız hakkında bilgi sahibi olmayı ve hedeflerinizi planlara dönüştürmeyi gerektirir. İnsanlar için bu matkabı yerinden almak çok kolaydır çünkü matkap hakkında bir sürü bilgiye sahibiz. Örneğin katı olduğunu, ağırlığını, masanın üzerinde durduğunu ve neresinden kavramamız gerektiğini biliyoruz. Fakat bu bilgilerin tamamını yapılabilir tüm projeler için Helios'a programlamak imkansız. Ama aynen bebekler ya da çocuklar gibi bu bilgileri çevresinden yavaş yavaş öğrenebilen robotlar üzerinde çalışan laboratuvarlar da var. Helios'un tüm görevleri kendi başına yerine getirebilmesi için onu geliştirenlerin cevaplaması gereken bir soru daha var. Helios sürekli değişen bir ortama nasıl ayak uydurabilir? Örneğin bu matkabı almak isterken biri benden önce davranıp matkabı alırsa peşinden gidip matkabı ondan geri alabilirim. Öyle değil mi? Ama bu matkabı Helios'tan almam son derece kolay olur çünkü Helios henüz insan operatörü olmadan ne yapması gerektiğini bilmiyor. Gözlerimizden gelen görsel bilgiyi algılamak için beynin gücümüzün %30 ila 50'sini kullandığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum size. Bu yüzden bir robotu çevresine dikkat etmesi ve uyum sağlaması için programlamanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Tamamen otonom robotlarla tanışmamıza çok az kaldı. Ama yarı otonom robotlar da bize daha önce hiçbir kompleks makinenin yapamadığı şeyleri sunuyorlar. Belki bir gün itfaiyeciler insanları yanan binalardan kurtarmaları için robotları kontrol edebilecekler.